Evet arkadaşlar, 10. sınıf 32. fasikül Uluslararası Ulaşım Hatları 1 fasikülüne devam ediyoruz dersimize. Ulaşım, eşya ve insanların bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Günümüzde bu kavram teknolojik olanakların gelişmesine bağlı olarak bilgi, para, çeşitli hizmetlerin de taşınması ile genişlemiştir. İşte örneğin ulaşım, para, işte havale yaparak Türkiye'den Japonya'ya veya Türkiye'den Amerika'ya, değil mi? Para transferleri saniyeler içerisinde olabiliyor. Bilgi de öyle işte, internetle bir ulaşım aracıdır. Bilgiler hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Ulaşım ağlarının insan vücudundaki damarlara benzetebiliriz. Damar sayısı ne kadar fazla olursa vücut o kadar sağlıklı olur. Bu örnekte olduğu gibi ulaşım ağının yoğunluğu, kalitesi ve çeşitliliği ülkelerin gelişmişlik seviyesini belirleyen unsurlardır. Evet. Mesela şurada bir damar tıkalı olsun, değil mi? Sağlık problemleri çıkabilir. Bir damar daha tıkalı olsun, değil mi? Ölümlere kadar ciddi boyutlara ulaşabilir. Ama damarla ne kadar akıcı olursa, ne kadar fazla olursa sağlık açısından da o derece faydalıdır. İşte ulaşım ağının burada görüldüğü gibi gelişmiş olması, çok farklı alternatiflerin ortaya çıkması, işte demir yolu, hava yolu, karayolu, deniz yolu ne kadar fazla çeşitliyse bu ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Mesela Japonya dünyanın en gelişmiş demir yolu ağına sahiptir. Yollar geliştikçe insanlar da ticaret faaliyetlerini daha rahat bir şekilde yapabilmektedir. İlk çağlarda yelkenli gemiler ve çeşitli hayvanlar işte at, eşek, katır sırtında dolaşıyorlardı. Hayvanlarla yapılan ulaşımda az eşya yavaş olarak taşınıyordu. Çünkü yani işte küçük gemilere veya hayvanlara fazla yük bindirilmez. Sanayi devrim öncesinde yelkenlerle günde 100-200 kilometre mesafe kat eden gemiler yerine günümüzde nükleer yakıtla, bakın nükleer yakıtla çalışan ve saatteki hızları 60-70 mi? Bakın 100 kilometreden günde bak. Sadece günde yani 24 saatte. 24 saatte 100 kilometre. Burada saatte 60-70 kilometre bulabilen 300 bin ton yük taşıyan 4-5 futbol sahası büyüklüğünde devasa gemiler almıştı. Zaten şu an dünyada da deniz ticaret yolu en fazla insanların kullandığı, ticarette, sanayide kullandığı yoldur. Bunun sonucu olarak yerel ticaretin yerini uluslararası pazarlar almıştır. Artık ülkeler daha fazla para kazanmak için üretimlerini artırarak değişik ülkelere, birden fazla ülkelere mallarını satıyorlar. İşte burada en fazla bakın 3 çuval. Burada en fazla 3-4 çuval taşıyabiliyorsun. İşte bu yelkenli gemilerde aynı şekilde. Evet, geçmişten günümüze artık Türk Hava Yolları gururumuz aynı zamanda biliyorsunuz. Uçakla arkadaşlar daha hızlı gidebiliyoruz. Şurada bir haftada aldığın yolu burada bir saatte gidebiliyorsun. Gemilerin yük taşıma kapasitesi fazla olması küresel ticareti artırmıştır. Yani şu anda deniz ticareti en fazla kullanılan yoldur. Şimdi bu gemi arkadaşlar biliyorsunuz 100-200 tırın, değil mi? Şimdi tır düşünün. Tır. Şimdi bir tır alacağı konteyner, değil mi? En fazla 2-3 tane ama bu konteynerden bu gemi, değil mi? Yüzlerce, binlerce alabilir. Yük taşıma kapasitesi daha fazladır. Dünyada ulaşım sıklığı, doğal faktörler, iklim, yer şekilleri, ülkeleri gelişmiş düzeylerine göre farklılık gösterir. Ulaşım çeşitleri, karayolları, evet en eski ulaşım ağıdır. İşte ilk ticaret yolu hangisidir? Kral yoludur biliyorsunuz. Kral yolu en eski ulaşım şeklidir. İlk olarak patika yol, sonra tekerlekli araçların kullanılması için uzun yıllar alternatif olarak kullanılmıştır. İlk ticaret yolları Roma çevresinde ortaya çıkmış. Sonraki yıllarda Anadolu ve Mezopotamya gibi yerler arasında Kral yolu gibi çeşitli yollar kurulmuştur. Doğu ve Güney Asya'dan başlayarak Anadolu ve Akdeniz kıyılarına ulaşan evet, İpek ve Baharat yolu. Bu da uzun yıllar Doğu ile Batı arasında ticareti sürdüren yol olmuştur. İlk ve Orta Çağ'da önemli ticaret yollarıdır. Pardon. Evet, görüldüğü gibi İpek yolu.
Hindistan kıyılarından gemilerle de burada Uyurlu gibi. Evet. Baharat yolu. Uzak Asya'dan. Evet. Güneydoğu Uzak Asya'dan. Evet. Avrupa'ya doğru. İşte Osmanlı önemli bir ticaret gelir kapısıydı. Karayollarına göre daha ucuz taşıma şekilleri olan demir yolları ve deniz yollarının gelişmesiyle uluslararası ticaret karayollarının evet. Karayollarıyla bir de yani her ülkeden her ülkeye gidemiyorsun. Mesela Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD bunların ada ülkesi. Buralara karayolla gitmek zor. O yüzden daha çok deniz yolu ne oluyor? Tercih ediliyor. Evet, patika yollar. Patika yollarda en fazla işte insanlar ve hayvanlar yani buradan. Patika yol buradan mesela araba gitmesi evet mümkün değil. Modern karayolları sanayi devrimiyle birlikte evet yapılmıştır. Hani daha geniş karayolu. Tırların, arabaların karşılıklı gidip gidebildiği yollar. Günümüzde diğer ulaşım araçları ile ulaşılamayan yerlere karayolu ile ulaşılması öneminin fazla olmasının evet nedenlerindendir. Teknolojik gelişmelerle birlikte gerek ulaşım yollarının kalitesi gerekse araç kalitesi de olmuştur, artmıştır. Görüldüğü gibi 1.000 kilometre kareye düşen karayolları uzunluğu işte Belçika 4.987, Japonya 3.000, bak Japonya bir de dağlık engebeli bir ülke olmasına rağmen Fransa 1.870, ABD, Türkiye bakın yani en az gelişmiş ülkede evet 26 bin kilometreye 26 kilometre düşüyor. İşte Türkiye gelişmekte olan ülke 449 ama Belçika, Japonya, Fransa gelişmiş ülkelerde kilometre uzunluğu evet daha fazla. Karayolu ulaşımının az olduğu veya bulunmadığı yerler evet, kutup iklim. Şimdi buralar buzullarla kaplı işte Grönland, Sibirya, Kanada'nın kuzeyi, Antarktika. Çöller, evet yani Sahra Çölü, Avustralya'nın batısı, Orta Asya, yüksek dağlık alanlar, engebeli yerler, işte Himalayalar, kayalık Ant dağları, buralar büyük su kütleleri, yani göllerin olduğu alanlar. Buralarda karayolu bağlantıları az. Karayolu ve demir yolu ulaşımında yer şekillerinin, evet yer şekilleri yüksek, dağlık, engebeli olması köprü, tünel, viyadük. Yani ne yapıyor? Yol yapım maliyetini artırıyor. Evet, yol yapım maliyetini artırıyorlar. Gideri daha fazla olmasına neden oluyor. Japonya, Türkiye, Afganistan, İsviçre değil mi? Avrupa'nın en yüksek ülkelerinden bir tanesidir. Bu ülkelerde yol yapım maliyeti fazladır. İşte Türkiye'de Karadeniz, Akdeniz'de dağlar denize paralel uzandığı için tüneller yapılıyor. Doğu Anadolu bölgesinde tüneller, viyadükler yapılıyor. Evet, bunlar bakın hepsi çok yüksek maliyet gerektiren masraflı işte bir köprünün yapımı değil mi? Çok ciddi milyon dolarlarla harcanacak bütçelere sahip. Mesela bu dağı bakın dağı ne yapıyorsun? Delip geçiyorsun. Bu tüneller 15-20 kilometreye kadar gidebiliyor. Evet. Demiryolu sanayi devrimiyle beraber de buharlı makinelerin evet bulunmasıyla demir yolları gelişmiştir. Karayolu ve deniz yolundan sonra kullanılmaya başlanılmıştır. İlk demir yolu hattı Liverpool, Manchester. Bizde de ilk demir yolu hattı biliyorsunuz İzmir, Aydın arasında yapılmıştır. Dünyada ise ilk demir yolu Liverpool, Manchester futbol maçı gibi oldu bak. Liverpool, Manchester futbol maçına hoş geldiniz. Evet, 1830 yılında Liverpool, Manchester arasında kurulmuştur. Karayollarına göre taşıma maliyeti evet daha ucuzdur. Değil mi? Hızlı trenle Ankara'ya daha uygun fiyata gidebilirsin. Otobüs biletine göre evet daha ucuz. Uçak biletine göre daha ucuz. Limanlarla sanayi bölgeleri arasında ve maden yatakları limanlara bağlayan evet demir yolları önemlidir. Ona biz ne diyoruz? İşte hinterland. Eğer bir limana demir yolu bağlantısı varsa o liman hinterland bakımından gelişmiş bir ticari limandır. Evet. Demir yolu ulaşımının bulunduğu evet bir liman. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar. Hemen demir yoluyla bakın. Demir yoluyla mesela bizim Haydarpaşa, İstanbul Haydarpaşa limanı buna bir örnek. Demir yoluyla geliyor hemen buradan. Demir yoluyla gelen mallar gemilere yüklenerek gemi hop işte diğer ülkelere ihraç yapabiliyor. Yoğun demir yolu görüldü. Yoğun demir yolu arkada. Bakın ABD'nin doğusu neden? Çünkü liman ticaretleri. Avrupa ile ticaret yapacak. Bak Batı Avrupa. Dikkat edin. Hindistan'da, Japonya'da değil mi?
Demiryolu ağı ne olmuştur? Evet, gelişmiştir. Demiryolu ağı olmayan, bakın çöl, Avustralya, evet, Sahra Çölü, Amazon, Arabistan Yarımadası, Orta Asya, Rusya'nın kuzeyi, Grönland, Kanada'nın kuzeyi, buralarda demiryolu ağı yok. Dünyada demiryolu ağının, evet, yoğun olduğu yerler, evet, Kuzey Amerika'nın sanayinin yoğun olduğu, ABD'nin doğu ve batısı ile Kanada'nın güneyi, Batı Avrupa, Güney Avrupa, Fransa ve İtalya. Asya'da diğer şekilleri ve iklim koşullarından dolayı demiryolu ağı seyrektir ama özellikle Japonya demiryolu ağı bakımından zengindir. Orta Asya'da maden havzaları, Hindistan ve Doğu Çin ovaları demiryolunun yoğun olduğu alanlardır. Afrika demiryolunun oldukça az olduğu bir kıtadır. Evet, Afrika tabii çölün burada balta girmemiş ormanların geniş yer kaplaması önemli. Bu kıtadaki demiryolları daha çok Güney Afrika ile, evet, Kuzey Afrika'daki maden ve enerji kaynakları. Bunu da emperyalist ülkeler, işte Fransa, İngiltere gibi ülkeler yapmıştır. Oradaki madenleri limanlara taşımak için. Güney Amerika'da özellikle Brezilya, Arjantin'de limanların iç kesimlerle bağlantısını sağlamak için demiryolu ağı yapılmıştır. Avustralya'da demiryolu ülkenin güneydoğusunda bulunmaktadır. Günümüzde yüksek hızlı trenlerin yapımı ile birlikte demiryolları yolcu taşımacılığı artmıştır. Ve Türkiye'de İstanbul, Konya, Ankara, şu anda da Eskişehir, şu anda Sivas'a, Erzurum'a, Kars'a, Antalya'ya, evet, devam eden demir hızlı tren yolları vardır. Ankara, İstanbul'un artık 2,5-3 saatte gidebilmektedir. Daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde. Evet, işte yüksek hızlı tren görüldüğü gibi arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Türkiye'nin gururu. Evet. Demiryolu uzunluğu arkadaşlar, evet, ABD'de 228 bin kilometre, evet, Çin'de 85 bin kilometre, Hindistan'da 65 bin kilometre. Bunun da çoğunu İngilizler yapmıştır, İngilizler. Evet, Almanya 33 bin kilometre, Brezilya 29 bin, Meksika 26 bin, Arjantin 25 bin arkadaşlar. Evet, Türkiye'de yolcu sayısı, evet, 2016 bakın 822 milyon. Bizde ise, evet, 100 milyon. Bizde arkadaşlar demiryolu ağına son yıllarda önem verilmeye başlamış. Demiryollara fazla önem verilmemiş. Bu gelişmiş ülkeler bize araba satmak için bize bol bol karayolları yapımına destek vermişler. Demiryolları yapımını için bize destek vermemişler. O yüzden de Türkiye kendi imkanlarıyla son 20 yılda demiryolu, hızlı tren yollarına önem vermiştir. Hava yolu ulaşım maliyeti en fazla olan, evet, ulaşım şeklidir. Kullanımı diğer ulaşım şekillerine göre daha, evet, geç olmuştur. İlk hava yolları askeri amaçla kullanılmıştır. İlk ticari hava yolu 1919 yılında Fransa'da başlamış. Sivil havacılık 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamış. Uçak sanayinin gelişmesi, hava yolu ulaşımını düzenleyen uluslararası anlaşmaların devreye girmesi, havaalanı yapımının teknolojinin ilerlemesiyle hava yolu ulaşımının gelişmesi sağlayan diğer etkenlerdir. Evet, Türkiye gerçekten 2000 yılı öncesi ancak 1 milyon, 2 milyon insan taşınıyordu. 2016 yılında, evet, 100 milyon insan uçakla taşınmış. Yani ne diyoruz? Uçak yolu oldu, halkın yolu. Halkın yolu artık hava yolu oldu. 2000'li yıllardan sonra, evet, 30-40 civarında yeni hava alanları yapıldı. Artık karayoluna göre daha ucuz taşımacılık imkanı bulabiliyoruz. Evet. Kobe Havalimanı'nı denizi doldurarak, evet, bakın, denizi doldurarak havalimanı yapmışlar. Evet, Türkiye'de de biliyorsunuz denizi doldurarak Ordu, Giresun havalimanı yaptık. Türk Hava Yolları gerek yolcu gerek yük taşımacılığı dünyanın en önde gelen şirketleri. Evet, Türk Hava Yolları arkadaşlar gururumuzdur. Türk Hava Yolları gerçekten bir dünya markasıdır. İstanbul Hava Limanı, İstanbul Avrupa yakasında Karadeniz kıyısına yakın yerde inşa edilen, evet, 3. havalimanı tamamlanan dünyanın en büyük havalimanı olacaktır. Evet, inşaat tamamında açıldı. Gerçekten Türkiye'nin, evet, gururu oldu. 150 milyon yolcu kapasitesi havalimanı ülkemizi transit uçuşlarda, evet, transit nedir? İşte Çin'den Avrupa'ya gidecek. İlk önce Çin'den Türkiye'ye uğruyor. Oradan tekrar işte atıyorum Almanya'ya, Fransa'ya uçuş yapıyor. Ekonomik açıdan önemli bir gelir sağlayacak. İstanbul Havalimanı açıldı. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Kara ve demiryolu maliyetine
Yüksek olmasına yol açmazdı. Yüksek sıra dağlar yol açar. Çünkü dağları deliyorsun. Derin vadiler ne yapar? Yine evet yol açar. Geniş alüvyolar düz alanlardır. Maliyete evet neden olmaz arkadaşlar? O yüzden cevap evet ne diyoruz? Yalnız evet o iki diyoruz. Evet. Aşağıdan hangisi gelişmiş ülkelerin ulaşım özelliği arasında yer almaz? Bak dikkat et. Gelişmiş mesela Japonya. Japonya. Dış ticaret genellikle deniz yoluyla yapılmaktadır. Kara ve demir yolu ulaşımı ağı sıktır. Kara ve demir yollarının yapım maliyeti düşüktür. Ulaşım ağlarının niteliği ve uzunluğu fazladır. Yani daha kaliteli. Hava yoluyla taşınan yol sayısı fazladır. Ama biz kara ve demir yolu yapım maliyeti düşüktür diyemeyiz. Çünkü neden? Gelişmiş ülkelerin tamamı düz değildir. Mesela Japonya dağlık ve engebelidir. Maliyet ne olur? Artar. O yüzden evet cevabımız arkadaşlar görüldüğü gibi Ceyhan. Bu konuyla ilgili diğer soruları da çözersiniz. Diğer fasikülde görüşmek üzere.